Stratejik araştırmalar uzmanı Ahmet Marenk Hoca gündeme dair değerlendirmelerinde bunlara da değinecekler ve değerlendirmelerini alacağız kendisinden. İkinci bölümde NBŞ'yi konuşacağız. Yani bu son zamanlarda çok duymaya başladık NBŞ. Nişasta bazlı şekeri, mısır şurubunu konuşacağız. Tehlikeleri nelermiş ve son bölümde de kampa katılanların, evinde kamp programı uygulayan insanların yürek sözlerini dinleyeceğiz. Tabii şimdi sözü Ahmet Marenk hocamıza bırakıyorum. Evet. Evet hocam. Bu arada yakın zamanda da eski bir çalışma arkadaşınızı da kaybettiniz. Başımız sağ olsun diyoruz hocam. Evet. Ayrıca başınız da sağ olsun. 18 Mart'ı yaşadık, kutladık, andık, yad ettik, şehitlerimize dua ettik. Nasıl güçlü bir millet olduğumuzu gösterdik hocam. Peşinden MHP bir kurultaya gitti. Güzel bir sloganla kurultayını başlattı. Akabinde Afrin olayları, şu an temizlik aşamaları da devam ediyor. Kontrol sağlandı, bitmek üzere. Bu konulardaki değerlendirmeleriniz neler? Onları öğrenmek isteriz hocam. Evet, Hakan. Tabii dünya pek çok olaylara gebe. Ben buradan değerli izleyicilerime bir girizgah yazmak istiyorum. Yazılarımın birinde, salı günkü yazımda 103 sene sonra 18 Mart 2018'de Çanakkale geçildi dedim. Ve bana Allah Allah dedi insanlar, hocam nasıl? Ve onu izah ettim yazımda. Çünkü orada 103 sene önce orada yüz binlerce şehit vererek biz Çanakkale'den bugün 28 devlet, yine o gün de öyleydi. İşte Amerika, Fransa, İngiltere'nin başını çekti. 7 düvel, Haçlı Siyonist İttifakı. 1000 yıl önce vardı, 100 yıl önce vardı, bugün de var. Geçildi dedim. Soranlara şöyle demek istiyorum. Evet, biz yüz binlerce şehit verdik. Bunları geçirmedik, bu toprakları aldık. Ama bunlar ne yaptılar? Savaş meydanlarında şehitler vererek kazandığımız bu topraklara bugün iktisadi manada tamamen bize sahip olarak başımızdaki Ahmet, Mehmet, Ali, Ayşe, Hasan, Ömer, adı TC yazan kurumlar bizim, üniversiteler bizim, bankalar bizim gibi görünse de Türkiye'deki 100 kuruluşun büyük çoğunluğunun tamamen bu Haçlı Siyonist ittifakının eline geçtiğini görüyoruz. Bununla ilgili de yazım hazır, istatistiklerimi bitirdim. Onun için çok önemli bu. Bir, burada biz Çanakkale'nin bu 103. yıl dönümünü kutladığımız bu günlerde televizyonlarda çıktık, büyük büyük nutuklar attık. Şöyle geçirmedik, böyle geçirmedik. Geçirdin kardeşim. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin pek çok büyük şirketini bu Haçlı Siyonist İttifakı'nın eline geçirdin. Bir, iktisadi bağımsızlığını kaybettin. İki, senin kültür asimilasyonun namusumu çiğnetmeyecek diye Mehmet Akif'in İstiklal Marşı şiirinde onlarca defa vurduğu şeyle bizim namusumuz kirletildi. Nasıl mı? Bırakın diğer kanalları, medya kanalıyla yapılan yayınlarla, televizyonlarda yapılan reklamlarla, parasını ve maaşını benim vergilerimle ödenen Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda Abdülhamit Payitaht Diriliş gibi, Kutul Amare gibi, Çanakkale Destanı'nın bile filmlerini verdiği aralarda iktisadi olarak ülkeyi ele geçirmiş olan bu Haçlı Siyonist İttifakı'nın kurduğu birliklerin ürettiği gazlı, kolalı, bilmem neli içeceklerle ve orada nişasta bazlı şekerlerle canım mısırımız yok edilerek, biraz ikinci bölümde anlatacağım nişasta bazlı şekerlerle cicili bicili gıdalarla sağlığa zararlı olduğu, nihayet yıllar sonra Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nca da açıklanan o reklamlarla yok edilmiş, insanımızın %98'i hastane kuyruklarında yine üretemediğimiz, dışarıda üretilip bize tükettirilen, kurulan şehir hastanelerinde Anadolu insanı ikinci defa vurulmuş olduğunu bir kere daha dile getirmek istiyorum.
bu fiziki yıkımlarımız yanında ruhsal olarak da o televizyonlarda saç boyasından cilasına kadar, turizm reklamından tutun da kadınların kadın bağı reklamları altında kadını baş üstünde tutulması gerekirken bir meta gibi kullanarak onların sırtından çırılçıplak bir halde insanımıza gösterilerek gözlerinin nuru ve hisleri okşanarak da ruhsal bozukluklara itildiğini devletin kanalında yaşıyoruz. Yıl 2018 Mart ayı Çanakkale'nin yıl dönümünde Çanakkale şenliklerinin, kurtuluşunun, deniz bayramının kutlandığı günlerde bu nedir? Bu Allah'ın gücüne giden bir şeydir. Bu havanda su dövmektir. Tavşana kaç tazıya tut demektir. İşte bunu gören Allah da bu milleti payidar etmiyor, etmeyecek. Bu mantıkta gittiğimiz sürece 100 kişinin 98'i ilaç kurluklarında, meyhaneler dolu, delihanelerde yer yok. Bakın, hastanelere torpille adam konuyor ve milyonlarca kişi diz kapağı kesilmiş, kalbinde dayamak olunmuş stentleriyle safra keseleri alınmış ve böbrekleri kırdırılmış, bağırsakları kanser riskinden dolayı kesilmiş. Milyonlarca bu Anadolu'nun Necip milletinin torunları sakat, düşünemez, mankurt bir şekilde hayatını sürdürmektedir. İşte 103 yıl önce atalarımız o 300 kiloluk güllelerle 7 düveli denize dökmüş ama bugün iktisadi destekleriyle, devletin de yaptığı desteklerle bugün maalesef çökmüş bir Türkiye'nin önünde duruyoruz. Ben bunun bir kere daha bugün tarihe kayıt düşsün diye altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin umudu olan Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan ve hakikaten Kafkasların yiğit evladı Oğuzların kayı boyundan olan Sayın Binali Yıldırım'a ben o dik duruşlarından dolayı teşekkür ederken, bilhassa devlet kuruluşlarında, devletin kurumlarında yapılan bu tehlikeli, ruh ve fizik dünyamızı yık eden bu reklamların acilen önünün alınmasının vaktinin geçtiğine inanıyorum ve bir kere daha uyarmak istiyorum. Ve hatırlanmak çok önemli bir şey. Bunun da bir kere daha altını çizmek istiyorum 103. yılında. İkinci olarak da burada çok önemli bir konu, Türkiye'nin teminatı olan Devlet Bahçeli'den bahsetmek istiyorum. Yıllarca milli ve yerli duruşuyla kendinden daima söz ettiren, hocalarımız bize derdi siyaset okuduğumuzda, kulakları çınlasın Sabahattin Zaim Hocam, Nevzat Yalçıntaş Hocam, halen yaşayan Profesör Doktor Ömer Aksu Hocam, doktora hocalarımdır. Oğlum derdi, Milliyetçi Hareket Partisi, Türk İslam ülküsüne inanan, çünkü bugün maalesef onu da içeriden parçalayıp böldüler, Milliyetçi Hareket, Ülkücü Hareket ruhu, devlet zor anda kaldığı zaman daima devletinin, milletinin, bayrağının ve bu toprakların sahibi olmakta bir direnç göstermiş, bir tavır koymuştur. İşte ben Türkmen Bey Devlet Bahçeli'nin son kongrede aldığı tekrar genel başkan seçilmesini kutlarken, onun milli duruşu, şühedaya vefa ve millete beka sözlerinin hakikaten milli ve yerli duruşun kal ile değil, hal ile de izahının olduğunu söylemek istiyorum. Her ne kadar bugün Milli İttifak'ın içinde, işte bir de AK Parti iktidarının içinde pek çok bakanlar var. Bunların cemaizil evvellerinde biz işte bu FETÖ hadisesinde gözyaşları dökenleri, kalan ömürlerini bu fikre hasredenleri ve gözyaşlarıyla işi dillendirenleri de, hatta bu ruha karşı olup pek çok parti kurup bu partiler içinde bu devletin ilk defa halkı tarafından seçilmiş olan Cumhurbaşkanı'na ağza alınmayacak bir takım sözleri kullanarak alt alta konulsa desten olacak insanların, inşallah gerçekleri görerek bugün bakanlık görevleri sürdürmelerinde başarı olduklarını görüyorum.
ve temenni ediyorum ki hatalarından dönüp gayretlerini göstermektedirler. Bir de kaybettiğimiz büyük devlet adamı Hasan Celal Güzel'i de güzel insan olduğu için herkes konuştu. Ağzı olan konuştu Hakan. Ben rahmetli Özal döneminde hem ana vatanın kuruluşunda hem bugün Hazine, Dış Ticaret, Maliye, Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nı derüfte eden rahmetli büyüğüm, görev yaptığım Şehit Adnan Kahveci'ye ve yine Muhsin Yazıcıoğlu'na, yine Valimiz Yazıcıoğlu'nun, rahmetli Türkeş'in, Erbakan'ın ve Özal'ın cenazelerine katıldım. Bir de Yazıcıoğlu'nun. Başka ben cenazelere katılmadım. Katılmıyorum. Çünkü orada imam soruyor. Nasıl bilirdiniz? Ben 63 küsür yaşımda haddi aştık. Hani derler eskiden peygamberin üstünde yaşadığınız zaman haddi aştık derlerdi. Ben maalesef bir takım cenazesine katıldım. Yine mesela biz Necip Fazıl Kısakürekleri omuzumuzda taşıdık Beyazıt Camii'nden Eyüp Mezarlığı'na kadar. Burada siyaset noktasında cenazesine maalesef isteyerek ve bilerek katılmadım. Çünkü o duaya verecek cevabım yoktu. İşte ahirette bizi kurtaracak bir eser. Hasan Celal'in Güzel'in cenazesinde buralarda olmadığım için katılamadım. Ama Allah şefaat etsin diyorum. Her konuşmamızda o milli yerli duruşuyla başörtüsüne karşı kal ile değil hal ile verdiği, Batı Çalışma Grubu'nun fişlediği dönemlerde Demokratik Çalışma Grubu'nu kurarak mücadele etti ve bu işi yapanlardan hesap soracağız dediği için yine bu devletin hakimleri tarafından cezalandırılıp hapse atıldığını biliyoruz ve günleri beraber yaşadık. İşte bu güzel insan böyle güzel icraatlar yapmıştı. O siyaseti bir rant kapısı, bir müteahhitlik gibi görmemişti, bir aracılık gibi görmemişti. O devletin malı deniz yemeyen domuz mantığında değildi. Devletin mumu, milletin mumu noktasında bakardı. Hayatı boyunca bir evi vardı, onu da siyasette harcayarak kaybetti. Kiralık bir evde son ömrünü yaşadı. Hiçbir karısını, çocuğunu ne özel okullarda okutabildi, minibüslerle, servislerle gönderdi. Bunlar çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Son günlerinde ne mi yaptı? Yine memur senin bir toplantısında, bu asırda hakiki devlet adamı, mücahit devlet adamı nasıl siyasetçi olunur anlatırken rahatsızlandı ve Allah'a ruhunu teslim etti. Ruhun şad olsun Hasan Celal güzel kardeşim. Buradan şu aklıma geldi, enaniyet saymayın ama 33 yıllık devlet hayatımda hep madalyalar, şiltler aldım, övgüler aldım. Dışişlerinde çok önemli mektuplarım vardır ve yazar devletin güvenilir adamı diye bir dosyamız da vardır devlette. Ve şunu söyleyeyim, emekli olduğumda 60 küsür milyar lira para elime geçmişti. Ve konuşuyordum yine milletimin bekası ve geleceği ve sağlığı için. Dedim ki Kur'an'da zencefil öksürüğe iyi gelir. Böbrekleri temizler gibi sözlerimden dolayı 33 yıl hizmet ettiğim devlet bana 60 küsür milyar lira ceza yazdı. Ve ben bunu bir işaret gördüm, aldım o parayı getirdim. Tüm muhasebe müdürlerim, ailemin gözyaşları arasında getirdim içimden isteyerek devlete hediye ettim ve cezamı ödedim. Burada bir manevi işaret gördüm. Maranki, Cyril Orulya bir mum yakmışındır, bir hak geçmiştir. Ve o gece öyle bir güzel uyku uyudum ki işte o gün bugün bu yedi düvelle savaşımız devam ediyor. İşte en sonda tuz yalayın dediğimiz için yine bu devletin yerleşik düzenin bürokratları ve bilim kurulu 150 bin TL cezayı yine bize reva görmüştür. Hukuki mücadele devam eder, durmak yok, yola devam diyorum. Devlet adamı olmak, farkındalığı olmak, mücadele etmek, mücahit olmak işte Hasan Celal Güzel bunun örneği. Rabbim Allah'a kul Habibine olup bu milletin Necip evlatlarına hizmet etmeyi, bize at sırtında ölmeyi, sonuna kadar gitmeyi nasip eylesin diyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Bizler de Allah rahmet eylesin diyoruz.
Geçen haftaki yazımız da var isterseniz, ona da değinelim. Sonrasında da reklamlara geçelim. Evet. Nasıl istersiniz hocam? Hayatındaki siyah noktaları unut, ümit var ol ve mutlu yaşa demişsiniz. Ben kaç dakikamız var araya? 3 dakikamız evet, var. Evet. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Burada daha pek çok konularımız vardı. Ben bu yazıyı niye yazdım bu karanlık günlerde? Hep bize gösterilmek istenen bir algı metotları var. Yalandan yapılıyor her şey. Allah'ın rızası gözetilmiyor. Neden Hasan Celal'in güzelin cenazesinde bu kadar insan vardı? Neden Türkeş'in cenazesinde binlerce insan vardı? Yağmurlar altında Özal'ın milyonlar vardı. Muhsin Yazıcıoğlu'nu Ankara'da yollar kapatıldı. Yanına zor girebildik. Devlet özelliğimizi kullanarak neden? Neden Hasan Celal Güzel böyleydi? Neden Adnan Kahveci hala anılıyor da bu ülkede ona yakın cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar geçti. Hiçbirisi hatırlanmıyor. İşte bunlar kendilerini kurtarmaya çalışmışlar demek ki. Ahiretlerini kurtaracak bir eser, bir nesil, bir fikir, bir sistem, bir özellik bırakmamışlar. Ben çocuklarıma, 3 tane çocuğuma bu vasiyeti bırakıyorum. Diyorum ki ahirette bizi kurtaracak onlarca kitabımız, 755 tane Türkiye barkodlu 2 milyon çiftçimizin ve 1500'e yakın insanın sigortalı olarak çalıştığı 15'e yakın fabrikalarda yapılan bu ülkenin barkoduyla üretilmiş bu ürünleri bırakacağım. Elime misvaklı macunumu, propolisli macunumu alacağım, diyeceğim ki bak, diyeceğim ki ey Allah'ın Resulü huzuruna, ey Allah'ım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği misvak kullanınızı bu tüpe koydum, bu insanlığa hediye ettim diye söylemek istiyorum. Bu mücadelemizden bizi hiç kimse yıldıramayacak. Yapılan yanlışlıklar, haksızlıklar dün olduğu gibi bugün had safhada vardır. Ama ben ümit varım. İşte onun için biz koca bir sayfanın içindeki hep noktayı bize gösteriyorlar. Ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi. En güzel ülkesi. Ve size şunu söyleyeyim. Bu ülkede olan tabii ve doğal yaşam, güzel insanlar dünyanın hiçbir yerinde yok. Onun için Türk beklenendir. Bakın, Türk mazlumların sesidir. Ve bunu da Afrin'deki bu harekatıyla göstermiş. Ama burada bu durmak yok. Bunun Membiç'i de Kuzey Irak'ında tamamen o temizlenerek Kuzey-Güney sınırlarımız teminat altına alınmalıdır. Hatta en kısa zamanda misaki milli sınırlarımızın da yeniden çizilmesi için de 3. 5 yıllık planlar içinde, 5, 10, 15 yıllık planlar içinde de gerekli adımların devlet tarafından atıldığını biliyorum. Atılmasının da gerekliliğine inanıyorum ve bu ruhta olan bütün şehitlerimize de rahmet diliyorum. Amin hocam. Evet, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından tekrar konulara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir de hocamıza ne yerseniz, ne iseniz osunuz demişsiniz. Bir de sizin de bir sözünüz var, ne yerseniz osunuz diye. Bu iki sözü soracağız. Oradan da şu çok konuşulan N5'e yavaş yavaş geçiş yaparız diyoruz. Bizden ayrılmayın. Reklamların ardından yine sizlerle beraberiz. N5'i konuşacağız. Evet, reklamların ardından yine sizlerle beraberiz. Son dönemde gündeme oturan bir konu. Aslında biz bunu daha öncesinden de biliyorduk. Hatta Ahmet Hocam yıllardır bu konuda uyarılarını da yapıyor. Tabii ki gündeme anca sıra geldi diyelim. N5'e, namı diğer nişasta, bazlı şeker, mısır şurubu. Ebter tohumlarla yapılmış, geliştirilmiş bir sanayi ürünü. Nerede kullanıyoruz? Neredeyse her yerde. Bütün mutfak ürünlerimizin, hazır gıdaların içerisinde, pastane ve şarküteri ürünlerinde her yerde bunu gerek koruyucu gerek tatlandırıcı olarak kullanıyoruz. Ve sadece biz değil, tüm dünya kullanıyor.
şeker fabrikalarıyla alakalı haberlerden sonra gündeme oturan NBŞ ile alakalı Ahmet Hocam, ileri gelen uzmanlar birçok görüşler bildirdi. Hatta Ahmet Marenk Hocam da direkt kendisi açık mektup yazdı. Sayın Emine Erdoğan'a ve Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a açık mektuplarını bildirdiler. Nihayet ki beklenen güzel haberi geçtiğimiz günlerde aldık. Kotanın %5'e kadar düşürüleceğini Sayın Cumhurbaşkanımız duyurdu ve konunun takipçisi olacağımızı bildirdiler. Biz de dedik ki biz de takipçisi olalım, zararlarını anlatalım. Neymiş bu NBŞ? İşin uzmanı Ahmet Hocam'dan dinleyelim dedik. Neler yapıyor? O da sağ olsun bize uzun uzun dosyalar hazırladı, çalışmalarını topladı. NBŞ'nin ne olduğunu bugün sizlere anlatacağız kısacası. Ve ben sözü çok uzatmadan Ahmet Hocam'a bırakıyorum. Yakın zamanda Emine Erdoğan da bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım da bu konuda açıklamalarda bulundu. Biraz içimize su serptiler. Bakalım Ahmet Hocam bu konuda ne diyecekler. Evet hocam, ikinci gündem konumuz, hatta bir önceki yazınızda da reklamlardan önce bahsetmiştik. Ne yerseniz osunuz demiştik. Nişasta bazlı şeker nedir? Yersek ne oluruz? Evet. Bunu soralım istedik size hocam. Ben hani karıncaya sormuşlar ya, veya kaplumbağa diye bir rivayet vardır değerli izleyicilerim. Hani demiş, nereye gidiyorsun? İşte Kabe'ye gidiyorum. Ya demiş, sen nasıl, ömrün yetmez. Olsun, niyetim düzgün demiş. Şimdi biz ölüp gideceğiz. Biraz önce Hasan Celal Güzel büyüğümüzü anlattık. Herkes abi 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 diyor. Ama onun cezalarının ertelenmesiyle rahşan affıyla olduğunu da o abi diyenlerin ve ona sahip çıkan bugün alkışlayanların, üzüntülerini bildirenlerin o zaman bu kanuna evet demediğinin de altını çizmek istiyorum. Böyle acı bir dönemlerden geçtik. Şimdi niyet güzel, akıbet güzel. Bizim niyetimiz 2004 yılında Kozmik Bilim ve Bilinçle Yaşam Enerjisi kitabında yazdık. Tam 15 sene önce. Dedik ki kardeşim, hibrit epter tohumlardan oluşturulmuş, başta işte konumuzla ilgili NBŞ ve diğer Türkiye'de bulunan 14 tane bu gıdalar yavaş yavaş ülkemize giriyor. Bir, yem sanayine giriyor, hayvanlarımızı bozuyor. İki, gıda sanayimize geliyor, insanlarımızı bozuyor. Bunlar yarın bize, o zaman 30-40 milyar dolar sağlık harcamaları bugün 10 kat artarak ve insan neslimizin %98'i ilaç kullanma durumuna getirilerek o eksik organlarıyla kalan ömrünü yürütecektir diye söylemiştik. Aynen bugün bunu yaşıyoruz. 10 sene önce yazdıklarımız 5 sene önce hayata geçti. Ben diyorum ki artık ehil insanları dinleyin. Bu ülkede pek çok ehil insan seçildi. Milli sanatçılar seçildi, milli sporcular seçildi, milli gazeteciler seçildi. Efendim, bize dayatılan, bu ülkede ihanet şebekesi içinde olan, çözüm süreci de dönemde akil insanlar seçildi, hepsi hain çıktı. Bakanlar seçildi, hepsi hain çıktı. Ben Çalışma Bakanlığı'nda çalıştım. Çalışma Bakanlığı öyle bakanlar geldi ki şimdi izleri yerleri de yok, ama yapılan tahribatlar ortada. Hem de böyle bizim muhalifimiz, devletten ayrılmamıza bile sebep olan bu insanlar, bizim mağduriyetlerimiz ne olacak? Diyoruz ki, o gün de söylediklerimizde haklı çıktık. Bugün söylediklerimizi dinleyin diyoruz. Çok şükür Hakan Bey'in dediği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığımız şuydu açık mektubumuzda. Bu ülkede devletin eliyle kardeşim, devletin kurumlarıyla, Haçlı Siyonist İttifakı'nın iktisadi kolları geliştirilmemeli. Bunlar engellenmeli. Meydanlarda dün Çanakkale'de kazandığımız, bugün Afrin'de kazandığımız bu kazanımları mali noktada bizden geri almakta, bu ürettikleri yanlış, zararlı, epter, beyin kodlarımızda olmayan, emilgatör katkılı, kendi yazdıklarını uygulayanlar,
kendi FTI ve hakemli dergilerinde doğrudur diye yayınladıklarını bizim üniversitelerimizde efendim bir adı Ahmet Mehmet Ayşe olanlara söylettirerek bu Necip milleti hastalandırılmakta, ruhsal ve bedensel olarak bozuk, mankurt, düşünemeyen bir insan topluluğu haline getirmektedirler ve getirmişlerdir. Şu an insanlar ellerimize verdiğimiz, cep telefon dediğimiz, bilgisayar dediğimiz, çocuklarımızın evine koyduğumuz bir takım aletlerle manyetik alanlar içinde yok edilmekte, beyin fonksiyonlarını kaybetmekte, yüklendikleri radyasyonla da sağlıklarını kaybetmektedirler. Bunlardan doğan çocuklarda kalitesiz, prematüre, geri zekalı, şaşı ve aptal doğmaktadır. İyi ki doğmaktadır bunlar, birkaç sene sonra bu çocuklar da doğmayacaktır. Şu anda 10 evliliğin 6'sının çocuk oluşumunda büyük sıkıntılar vardır. Olsa bile yine prematüre doğmaktadırlar. Dolayısıyla anneler ve sezaryen olan bebek doğumlarında her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanlığımız bunu teşvik etmese de ama maalesef uygulamada yine pek çok doğumun sezaryenle ve ameliyatla olduğunu görmekteyiz. Bu da arkasında sağlıksız bir nesil, doğurmayan kadınlar, morali ve fiziki yapısı bozuk kadınlarımızın sebeplerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız her ne kadar 3 çocuk dese de annelere artık çocuk doğurmamakta, doğurmak isteyenler de doğuramamaktadır. İşte bunun altında en büyük yatanlarından birisi beyin kodlarımızda olmayan gıdalardan nişasta bazlı, şeker dediğimiz, fruktoz bazlı, epter dediğimiz, yani sadece tohumu alınarak dikilen, tekrardan tohum vermeyen, zaten bunlardan tohum olmadığı gibi kullanılmamaktadır. Bir, bu gıdalarla ilgili yapılan Sağlık Bakanlığı'nın bize de 150 bin TL yalama tuzuna ceza kesen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu nihayet bütün insanlığın %98 hastalandıktan sonra hükümetin kucağına bir mısır şurubu, nişasta bazlı şeker şurubunu atmıştır. Şimdi bunu atmakla Sayın Cumhurbaşkanımız kotayı 5'e düşüreceğini ve her zaman bizim bu sağlıklı yaşam, bitkisel dünyayla, tohumlarla ilgili açıklamalarda bulunan, her başarılı işin arkasında bir hanım bulunduğuna inanan, kendi eşim Elmas Maranki gibi, Emine Ardağan hanımefendinin de Twitter'da ve yine bir toplantıda paylaştığı nişasta bazlı şekere karşı olduğunu, Türkiye'nin gelecek nesillerinin sağlıklı yaşaması için bunun kullanılmaması gerektiğini dile getirmesi gönüllerimize biraz su serpmiştir. Peki bu sözler ne zaman hayata geçecektir? Sayın Cumhurbaşkanımıza Beyaz TV'de yaptığımız konuşmada 3 hafta beyaz ekmeği anlatmış, beyaz unu anlatmış, içindeki 17 emülgatörü anlatmış. Sayın Cumhurbaşkanımız demiştir ki bu ekmek siyah olacak, emülgatörler kalkacak. Kalktı mı? Fırınlardan kalktı. Nereden kalkmadı? Fabrikalarında, un fabrikalarında devam etmektedir. Mısır şurubumuzla da ilgili güzel sözler söylenmiştir. Kalkacak mı? Gözleyeceğiz, takip edeceğiz. Ben ama kalkmayacağını söylemek isterim. Çünkü bunun background'unda yatan eskiden 70'li yıllarda, 80'li yıllarda anlatılan şeker Avrupa Birliği ve gümrük anlaşmaları ve şeker kotalarıyla ilgili anlaşmaların yattığını burada seçilmiş olan, halk tarafından seçilen Sayın Cumhurbaşkanımızın masaya vurması çok önemlidir. Vurmuştur ve 5'e inilmesi önerilmiştir. Avrupa şu anda sağlık harcamaları yüksek seviyelere ulaştı. Amerika'da sağlık harcamasından dolayı hükümet konkorto da ilan edip ödemeleri yapamadığını bildirmesine rağmen Türkiye'de Avrupa %2'ye düşmüş, daha 5'e düşürülmesini hesaplıyoruz. Çok büyük bir tehlike olduğunu, en azından bunlardan üretilmiş olan reklamların yasaklanması gerektiğini, devlet televizyonunda TRT'de mutlaka yasaklanması gerektiğinin altını bir kere daha çiziyorum.
Ölemezsiniz, bunun velvali vardır. Bunun genel müdürü, reklam müdürü, daire başkanı, bakanı, başbakan yardımcısı, bakanı kim sorumluysa Allah indinde es sebebi kel failik münce büyük bir mesuliyetinin olduğunu söylemek istiyorum. Hasan Celal Güzel öldü, arkasından herkes dua etti, güzel insandı dedi. Çünkü hiçbir milletin ve devletin aleyhine olan hiçbir şeye imza atmamıştı. Kıyak emekliliği bile reddetmişti. Her şeye elini kaldıran bütün vekillerimize, etkili ve yetkililerimize de buradan duyurmak istiyorum. İki, nişasta bazlı şeker sadece insanımızı yok etmekle kalmıyor. Münbit arazilerimizde, işte bugün fabrikalarının kurulduğu İznik, Gemlik ve Bursa ovalarında zeytinler sökülüp yeraltı sularından 6 kat fazla su çektiği için yeraltı sularımız yok edip toprağımız zehirlenmekte, zeytinciliğimiz yok edilmekte. Yine ikinci olarak Türkiye'nin turunçgiller ambarı olan Adana Çukurova'da da yine mısır ekinleri yapılarak bu fabrikalar hayata geçirilmekte ve orada da yeraltı suları yok edilip narenciye bahçelerinin söküldüğünü birkaç program öncemizde sizlere göstermiştik. Yine pek çok arazimizde Türkiye'nin yeraltı suları zehirlenmekte ve sularımızın seviyelerinin çok daha aşağı düştüğünü de söylemek istiyorum. Evet, hükümetimizin kaygısı buna vardır. Bu işlerin takip edilmesinde zorunluluk vardır diye söylemek istiyorum. Bununla ben de hekim olmadığım için, doktor olmadığım için Türkiye'de ben yine bir kanalda izledim ve yine bu konuda çok önemli çalışmalar yapan onkolog hocamız Doktor Yavuz Dizdar'ın ve onlarca hocamızın burada 22 sayfada yayınladığı yazıları topladım sizin için. Artık ülkemizde son kampımızda biz de gördük. Doktorlarımız dedi ki 8 yaşında çocuklar siraz oluyor. Karaciğerleri blok oluyor. Neden? Sebebi nişasta bazlı şeker mi? Çok önemli. Bakın, artı şeker hastaları, tip 1 diyabet çok yaygınlaştığını da söylemek istiyorum. Obeziteye neden oluyormuş hocam? Aşırı yağlanma yapıyormuş. Aşırı yağlanma. Metabolizmayı bozuyormuş. Evet. Ondan sonra çalışmalar sizin elinizde var. Beyin evet. Çalışmasını baskılıyormuş. Ciddi karaciğer hasarına neden oluyormuş. Özellikle çocuklarda, gençlerde. ABD bu konuda çok endişeliymiş hocam. Aynı zamanda algıda zayıflamaya neden oluyor. Siz de bu konuya çok değiniyorsunuz. Mankurtlaşma diyoruz. NBŞ'nin özellikle Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde de yaptığı çalışmalarda da bu sabitlenmiş. Evet, Diyabet ve Metabolizma dergisinde de bu yayınlanmış 2011'de. Fruktozun beyin kabuğunun çalışmasının baskıladığını ortaya koymuştur diyor. Eragon Sağlık ve Bilim Üniversitesi. Daha burada onlarca bunlar var. Bunlar artık üniversitelerimizin işi. Yani bu baskılamalar yapılıyor. Karaciğer, obezite, yine algıda zayıflamalar, pek çok konuda çocuklarımızın ben şeker hastalığı ve arkadan bunun ilaç kullanılarak neslimizin kalp damar rahatsızlığının, damar sisteminin, MS multiple skleroz dediğimiz rahatsızlıkların artacağına dair burada pek çok çalışma var. Ben hekim değilim, bunlara girmek istemiyorum ama ben şunu özlüyorum ve memleketime de dikiyorum. Eski mısırımızı, o eğri büğrü Karadeniz mısırını alıp bunun üzerinde çalışma yapıldığını da duyuyoruz. Ben inanıyorum şu anda ülkemizde yaptığım görüşmelerde Sayın Başbakanlıkla olsun, oradaki uzman arkadaşlarımızla. Daha dün aradılar, birazcık su serptiler. Hocam, bütün kaygılarınızı anlıyoruz. Bir heyet var, çalışıyor ama devlet içinde hainler hala mevcut. Yerleşik düzenin bürokratları ve tetikçileri ve bu vahşi emperyalizmi ve kapitalizmin bu ülkedeki temsilcilikleri maalesef bütün gücüyle tutulmak için uğraşmakta. Ama ben 2019 yılında bütün bu işlerin çözüleceğine inanıyorum. Hani derler ya, bir söz vardır, burada kaybeden milletimiz oluyor, toprağımız oluyor, halkımız oluyor, sağlığımızı kaybediyoruz, çocuklarımızın geleceği kayboluyor. Hani ben şunu söylemek istiyorum. Kozmik yaşamın sırlarında bunu niye anlatıyorum?
Ya kainattaki 124 bin çeşit nebatat ve hayvanat bizim için yaratılmış. Allah bir domuzu haram kılmış, her gün domuz yiyoruz. Bütün testlerde domuz solucanı çıkıyor. Allah'ın haram kıldığı şeylerde epter diyor. Aslı değişmiş gıdaları yemeyin diyor, bunu yediriyorlar. Zaten diyor ya, ahir zamanda ümmetim 73 fırka olacak, biri fırkayı naci olacak. Yani Allah'ın Kur'an'ına ve sünnetullahına göre hayat yaşayan bir. Ben diyorum ki gelin o birin içine girmeye çalışalım diye söylemek istiyorum. Benim bir ümidim var. Bu ümidim de şu, çok büyük sıkıntılı günlerden geçiyoruz. İçimizde hainler var, halen duruyor. Ben buradan bilhassa bu FETÖ ile ilgili çalışmalarda kriptoların iş başında olduğunu, bunun Kayseri ayağının çökertildiğini ama Kastamonu ayağının çökertilemediğini, oradaki iktisadi gücün devlet ayağı başta olmak üzere ilişkilerinin irtibatlandırılıp mutlaka siyasi ayağıyla birlikte çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Üçüncü olarak da içimizdeki bu üniversiteler, devlet kurumlarında olan tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan fikrine aykırı olan insanların bir an önce ayıklanıp bu kuruluşlardan, devletten uzaklaştırılmasını düşünüyorum. Üçüncü olarak da bunun ilk adımı devletin kanalı TRT'de yapılan dizilerde hassas olunmasını, mesela bir Diriliş, bir Payitaht dizisinde ve tarihi dizilerde ve son olarak yapılan işte Fatih Sultan Mehmet gibi dizilerde devletin mutlaka müdahil olup, nasıl ki Mesaj dizisi, Peygamberin Hayatı büyük bir heyetçe ortaya konulduysa, artık bunların da bu süzgeçten geçirilerek hayata konulmasının gerekliliğine inanıyorum. Milletimizin ruh durumunu da bozmaya çalışıyorlar. Bakın, sevinmiştik Payitaht dizisi çıktığında. Abdülhamit'in kaygılarını anlıyorduk. Ama reklam aralarında verilen bu emperyalist güçlerin, Abdülhamit'i yıkan güçlerin reklamlarının yapılması havanda su dövmekten başka nedir? Tazıya kovala, tavşana kaç demek değil midir? Bu ihlassızlık değil midir? Bu vatana hiyanetle eşdeğer değil midir? Bu Abdülhamit'e ihanet değil midir? Bunların en azından biz başka özel sektörde bunun için bir planlama yapılması lazım. Serbest rekabete inananlardırız, piyasa ekonomisine inananlardırız. Ama devletimizde bunların mutlaka tedbirlerinin görülmelidir diye düşünüyorum. Geçen gün ne geldi Hakan, biliyorsun maillerde? Artık Abdülhamit düşmanlığı artar hale gelmiş. Evet hocam. Niye biliyor musunuz? Yahu biz Emin Oktay'ın diyor tarihinde Kızıl Sultan bilirdik diyor Abdülhamit'i. Bakın iyi dinleyin ey Necip milletin torunları. Etkili yetkililer, senaristler ve TRT'den sorumlu genel müdür ve bakan. Ne oldu? Okuduk, toparladık, toplantı yaptık. Şimdi bu Abdülhamit'in karısının, kardeşlerinin, kızlarının aşktan başka bir şey düşünmediğini, kalan ömrünü aşkına harcadı. Çocuklarının düzenbaz devleti aldattığını, gelinlerinin, oğullarının içki içtiğini, kız kardeşlerinin büyük bir dolambaçlı bir Abdülhamit bize anlatılıyor. Neden anlatılıyor bunlar? Neden 100 yıl sonra biz Abdülhamit'in oğlunun serkeş olduğunu, içki içtiğini, devleti 3 kuruşa sattığını, kayınbiraderinin sahtekar olduğunu öğrenmemize gerek var mı? Gidin Romanya tarihini okuyun, Alman tarihini okuyun. Bismarck'ın çocuklarının ahlaksız olduğunu, lezbiyen, homoseksüel olduğunu anlatan bir tarih var mı? Yok. Bu bir ihanettir. Bu bir algı operasyonudur. İlla Abdülhamit anlatılacaksa hayatı anlatılır. Bunun karıları, kızları, çocukları deşifre ederek o kılıkları, kıyafetleri, düzenbazlıkları, tam bir oluşmuş olan cennet mekan Abdülhamit Han fikrinin karşısında söylemler başlamıştır yeni yeni. Aynı şey Diriliş içinde. Ya bu Türkleri biz düzgün adam bilirdik. Ne kadar namussuz, arsız tayfaymış bunlar. Klanmış, hanlıkmış. Birbirini kesiyormuş diyen bir algı oluşturuluyor Abdülhamit dizisinden sonra Diriliş'teki o Ertuğrul dizisiyle bir kahraman yaratılmak istenirken
gelecek nesillerimizde bu algı operasyonunda bir oyun olduğunu düşünmek istiyorum. Buradan Mehmet Bozdağ'a da bir kere daha mesaj yollamak istiyorum. Onun için bütün dizilerimizde yapılan çok önemli bu ruhsal bedenimizi bozarak TRT'nin ruhunda olan milletin ruh durumuna, milli örf adet ve adetlerine aykırı böyle bir yayının yapılmasını halkımız istememekte. 1 milyon 500 bine yakın üyemiz 10 binlerce maille size biz de duyurmayı anlatmak istiyoruz. Bizlerin vazifesi bunları, doğruları söylemek. Ve ben bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın ve bilhassa Emine Erdoğan Hanımefendinin kaygılarının olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz sıkıntıdan geçmekte. Onun için ben nişasta bazlı şekere 14. defa yazmamızda da olsa müdahale edildi. Ancak bu asitli ve gazlı içeceklere ve ahlaka mugayir olan bu kadın bağı reklamının da başta turizm reklamında bile kadının istismar edici, gece bir Müslüman kadının giyemeyeceği kıyafetlerle teşhir edilmesine karşı olduğumu, bunun da bir algı operasyonu olduğunun, planlı bir çalışmanın ürünü olduğunun bir kere altını çizmek istiyorum. Bu konuda da mutlaka tedbir alınmasını istiyorum. Ölüp gideceğiz. Adnan, Hasan, Celal, Güzel gibi uğurlanmak istiyorsanız arkanızda bu işleri bu hükümet yapmıştı, bu bakan yapmıştı, bu genel müdür böyle hareket etmiştir diye ileride bizim gibi konuşacak, sizler için yazılar yazacak eserler bırakmamız lazım geldiğini düşünüyorum. Elhamdülillah ben 33 yıl devlette çalıştım. Onlarca madalya aldım. 15 yıldır hizmetime esmek etmek istiyorum. 755 tane çok önemli bir insan sağlığı için ürünü bu insanlığa hizmet olarak bıraktım. Metotlar ortaya koydum. 1,5 milyon insan bizimle ilgili ve onlarca 1 milyon baskılı kitabımla ahirette beni kurtaracak eser bıraktığımı düşünüyorum ve durmuyorum. Önüme pek çok engeller çıkıyor. Alınan kararlarda çok büyük tacizler yaşıyoruz. Bilhassa adalet noktasında çok büyük kaygılarımız olduğunu, hala devletin içinde kriptocu, vatana, millete, bayrağa, devlete ve bu milletin necip torunlarına, milli ve yerli konuşan değil yaşayanlara çok büyük bir tavır olduğunu, devletin bütün mekanizmaları içinde, adalet mekanizmaları içinde, bürokratik yerleşik düzenin bürokratları içinde çok büyük bir tavır olduğunu ve burada bunların düşmanlarının hala koltuklarını muhafaza ettiğini, bunları da hukuki yollarından yukarılara bildiriyoruz. Durmak yok, yola devam diyoruz. Bizler dedelerimiz Kafkasya'dan at sırtında Kafkaslara, oradan Kastamonu'ya gelmiş Oğuz boyunun kayı ırkından olarak Allah'a kul, Habibine ümmet ve bu Necip milletin torunları başta olmak üzere İslam ümmetine, insanlığa hizmet için kendimize bir şiar edindik. Bu noktada da yolumuza devam edeceğiz diye söylemek istiyorum. Nişiz şurubu için tebrik ederken diğer hamleleri de hükümetten bir an önce beklediğimin altını çizmek istiyorum. Teşekkür ederiz hocam. Güzel sohbetimiz ve değerlendirmelerimiz için NBŞ'ye hayır diyoruz. Şeker pancarı şekerini illa da tüketeceksek tercih ediyoruz diyor diyelim. Bir cümle daha ekleyeyim. Yine evet, geçen gün Erzurum'daydık biliyorsun. Evet. Turhal'daydık, Kastamonu'daydık. Önümüzü kesti insanlar. Dediler ki hocam bu şeker pancarlık fabrikalarını Panko gibi kooperatifler devralsın. Yani devlet değil, kooperatifler, üreticiler devralsın. Karlı bir kuruluş. Yarın tamam madenimizi bulduk, benzini çıkarttık, mazotu bulduk. Pancarı nereden bulacağız? Petrol mü yiyeceğiz dediler değil mi? Evet, petrol mü yiyeceğiz dediler ama bunlar da olsun. Çünkü dünyada üç büyük oyun oynanmıştır. Bakın, kenevir sanayi ürünüdür, yok ettirdiler bir başbakanın baskısıyla bir dönemde. Dünyadaki en büyük sanayi ürünüdür, 250 noktada kullanılıyor, müthiş bir ürün. 5 milyona yakın Türkiye'de afyon olan bir ülkenin de Kastamonu'da kenevir ekildiğini söyleyen eken birisi gibi söylüyorum. Bir, yok edildi. İki,
80 sonrası Türkiye'de tütüncülük yok edildi. 5 milyon aile Türkiye bütçesinin 5'te 1'i tütün gelirlerindendi. Efendim sigara mı teşvik? Hayır. Bugün Türk tütüncülüğü yok edildi. Bugün ülkemizde tamamen Fluker, Burley, Virginia diye yabancı ülkelerin, eskiden bizim Bahar vardı, Samsun vardı değil mi? Maltepe vardı, isimleri Türk olan Türk tütünü kullanılırdı. Şimdi aynı sigara sanayi geldi buralarda ne kurdu? Gitti yabancı markalarla yabancı sigara kartellerinin, türeslerinin kölesi haline getirildi. İçine ne koyulduğunu da bilmiyorsun. İçinde 5500 tane kimyasal madde, ağır metal barındırıyor. Kağıdı plastik kanserojen, filtresi plastik selüloz kanserojen, içine konan sodyum tuzları kanserojen. Şimdi bütün bunları kime içiriyorlar? Bu Necip millete içiriyor ve halen şu anda devletin, Sayın Cumhurbaşkanımız her ne kadar sigarayı yasaklasa da, bakanlığın onayı olsa da, Türkiye'nin hemen hemen bütün kahvehanelerinde, kış günü Anadolu'nun her yerinde, gittiğimiz her yerde nargile ve kahve içilmiyor mu? Hepsinde hocam. Hepsinde içiliyor. Bunun önleminin alınması lazım. Alınmamıştır bunlar. Bakın bu çok önemli olduğunda altını çizmek istiyorum. İşte bu sanayi yok edildi. Tütün nerelerde kullanılıyor? İlaç sektöründe nikotin olarak kullanılıyor. Gübre sanayinde azot olarak kullanılıyordu. Bunları yok ettiler. Kotalar koya 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 sıfırladılar. Şu anda biz gübreyi, azot gübresini dışarıdan alıp atıyoruz bilinçsizce. Havada kuş kalmadı, bıldırcın geliyor. Sığırcık kuşu o beyaz yemi yiyor, yok oluyor. Kuş nesli yok oldu. Burada altını çizmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Ağaç Bayramı'na katıldı. Yahu ben orman okudum, ağaç okudum, bitki okudum. Hala bu ülkede iğne yapraklı ağaçlar dikiliyor. Bört böcek nesli yok oldu. Ormanların içine gelin, evinizdeki kiraz, erik kabuklarını atmayın. Manisa'da bunu yapmıştık. Helikopterlerle ormanların içine yabani ahlat, alıç, elma, kuşburnu yok edildi. Yanlış bir uygulama. Ormanı bilmeyen adamlardan orman bakanı yapamazsınız. Ağacı bilmeyen adamdan, bürokrasiden, yukarıya bağ üstüne efendim diyen adamdan ülkenin getirildiği nokta, Afyon'da bitkisel bilmem ne, aroma bilmem ne merkezi. Yahu Afyon tektonik arazili yerden radon gazı çıkıyor. Orman Bölge Müdürlüğü'yle Sandıklı'da konuştuğumuzda ne dedi? Yerleri deliyoruz, toprak döküp ahak düşüyoruz diyor. Bunun yeri neresidir? Karadeniz'dir. Niçin yapılmıyor bunlar? Çünkü işi ehline vermediğiniz zaman kıyameti bekleyiniz. İşte ağaç yönünden de, bitki yönünden de, tohum yönünden de işler ehliyetsiz adamlara verildiği için bugün kıyameti yaşıyoruz. Nedir kıyamet? İşte bu hastalıklar bir kıyametin işaretçisidir. Toprağın zehirlenmesi bir işaretidir. Küresel ısınma bir işarettir. Toprağın zehirlenmesi bir işarettir. Bert böceğin ölmesi, arıların yok edilmesi bir işarettir. Yağmurların yağmaması, karların erimesi bir işarettir. Yeraltı sularının azalması bir işarettir. Diyor ki sen ehil işleri ehliyetsiz adamlara veriyorsun. Allah küllü şeyin kadir olan zat razı gelmiyor. Yağmurları gece yağdırırım diyor, yağmıyor. Siz hiç düşünmez misiniz? Siz hiç ibret almaz mısınız? Tefekkür etmez misiniz? Neden bunlar oluyor diye. Acaba yaptığımız işlerden dolayı arş-ı alaya, Allah'ın rahmet meleklerine inanç yapısı olanlar için diyorum, güzel enerjiler gitmiyor mu? Ben gitmediğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın ve eşi değerli Emine Erdoğan Hanımefendinin ve birkaç bakanın gayretleriyle şu anda Türkiye ayakta durmaya çalışmakta. Ama biz de bu yolları göstermek zorundayız. Bunların heyetleri kurulabilir. Ülkenin hem sağlık politikaları hem tarım politikaları 5 yıl içinde bütün sağlık harcamaları her yıl %20 geriye çekilerek düşürülebilir. Sağlıklı bir nesil önümüzde açılabilir. Tarım politikaları, kurulacak olan yerli tohum bankaları demiyorum. Bakın onlar ölü tohumlar. Bankaları şekli şeylerdir. Bunlar dış güçlerin kontrolünde, önünde profesör doktor olan planlı, başkaları tarafından beslenen, adı Ahmet Mehmet Ayşe olan
bu ülkenin tohumunu bitki araştırıyor. Bitkisini gizli çantaların bölmesine yurt dışına milyonlarca satan insanlar hala görev başındadır. Bunlar mutlaka yıklanmalıdır. Hakiki milli ve yerli kaliyle değil hayatıyla yaşayan, ailesiyle, çocuklarıyla, terazisiyle yaşayan insanlar olması halinde bu ülkenin geleceği olacaktır. Ve yine Türkmen Bey Devlet Bahçeli'nin bir sözü, milli duruş, yerli duruş, şühedaya vefa, millete beka ancak kal ile değil yaşayarak gösterilebilecektir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bu sağlanmadığı takdirde içimizdeki bu dertler giderek artacak. Sınırlarımızdaki işlerde de çözüm yolları gecikecektir. Son cümlem olarak mutlaka sınırlarımız ne bahasına olursa olsun bir gün önce bütün güney sınırlarımız korumaya alınmalı. Bu boşalan yerlere bugün Türkistan'da kampımıza gelen Mevlam ve Türkistanlı kardeşlerimin bir sözüyle bitirmek istiyorum. Hocam biz hala sizle bakın 1000 yıldır aynı dili konuşuyoruz. Benim köyüm Türk köyü. Biz Türk'üz. Orada Çinliler bize zulmediyor. Ailelerimizi kesiyor. Çocuklarımıza doğumlarını engelliyor. İki çocuğu olanların birini elinden alınıyor ve yok ediliyor. Alın bizim Türkleri getirin. Bu güney sınırlarına dizin diyor. Biz hem vatanımızı hem Türkiye'mizi koruyalım hem de sizlerde biri konmuş olarak Türk'e düşen bu vefa hareketini göstermiş olun diyor. Rahmetli Özal döneminde sözümüz dinlenirdi. O zamanki bakanlar, Abdülhakkı Aksılar, Cemil Çiçekler, şimdi isim vermek istemiyorum. Hepsi Ali Coşkunlar geldi burada canlı yayında ifşa etti. Bu Maranki'ye görev verin Sayın Abdullah Gül, Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Maranki'nin işi çok düzgün, bu yolu yürüsün. Evet biz bunu yürüyoruz, çok sağ olun. O zaman demiştim Sayın Özal, bu Afganistan'daki Türkleri getirelim. Biz o zaman İran-Irak sınırına dizelim. Bugün Türkiye'nin kuzeyinde o bölgede problem yoksa o Afgan Türklerin korucu yapılmasındandır. Aynı teklifi güney sınırlarına, Türkistan'daki, Urumçi'deki ızdırap içinde izleyen Türk ailelerini getirip bu bölgelere yerleştirirsek hem mazluma sahip çıkmış oluruz hem de Türk'ün vefasını da göstermiş oluruz. Hem sınırlarımızda korumaya almış oluruz. Bunun gibi bizde sağlıkta, tarımda, siyasette binlerce formül var ama soran dağlar aşarmış, sormayan düz yolda şaşarmış derler. Biz dilimiz döndükçe işte bulduğumuz akit gibi kanallarda bazı doğruları söylemeye, katırları ürkütmeden devam ediyoruz ve edeceğiz inşallah. Niye buradayız? Artık dik duruş gösterdiğimizden dolayı ve tavır koyduğumuzdan dolayı devletin içindeki bazı kuruluşlar bazı televizyonları arayarak Maranki'yi çıkarmayın diye de sözler sarf ettiğini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım ve Sayın Başbakanım buna TRT'de dahil olduğunu söylemek istiyorum. Biz TRT'de o kadar büyük programlar yaptık ki milli ve yerli programlar, Ankara sallandı. Fakat biz yıllardır TRT'ye niçin çıkamadığımızı, illa adımızın önüne bir yabancı, soyadımız bir yabancıyla evlenmiş mi olmamız lazım geldiğini de söylemek istiyorum. Diploma ise 3 üniversite 2 doktora yaptık. Devlet adamlıysa var. İş diyorsanız bizim ürettiklerimizle ve konuştuklarımızla her zaman milletin önündeyiz. Olmaya da son nefesimize kadar devam edecek. Allah bu Necip milletin yar ve yardımcısı olsun diyoruz ve olacaktır diye de söylemek istiyorum. Çok sağ olun hocam. İsterseniz kısa bir reklama gidelim. Reklamların ardından da kamp katılımcılarımızın, evde bu detoks programı uygulayanların memnuniyetlerini alalım 3. bölümümüzde de. Kısa bir reklama gidiyoruz. Reklamların ardından yine sizlerle beraber olacağız. We'll be right back.
Derlak TV izleyenleri, reklamların ardından yine sizlerle beraberiz. Hocama nişasta bazlı şekeri sorduk ama bu nişasta bazlı şekeri bilmeden ya da bile isteyerek muhakkak tüketmişizdir. Şimdi bundan nasıl arınabiliriz? Çünkü zararlarına baktık. Obeziteyi arttırıyor, yağlanmayı, metabolizmayı bozuyor, akıl tutulmalarına neden oluyor, algıda gerilik yaratıyor, beyin işlevlerini azaltabiliyor, beyin fonksiyonlarını. Bunları vücuttan nasıl atabiliriz, nasıl bu tehlikelerden korunabiliriz de sorduk. Birincisi detoks dedi, anlattı. İkinci bir formülü daha var. Onu da hocamdan dinleyelim. Hocam, evet. Nişasta bazlı şekeri bir program boyunca konuştuk. Tehlikeli bir ürün. Şimdi de nasıl kurtuluruz? Yani sadece nişasta bazlı şeker tabii ki. Diğer bütün bu şekerin kullanılan diğer yan ürünler. Yani bir pastanede olan pasta, börekten tutun da, tamam mı? Çikolatadan, bisküviden, hazır meyve sularından, dondurmadan, mamalara kadar her şeyin içinde bu var. Tüm endüstri ürünlerin içinde. Yani endüstriyel ürünlerin hepsinde var. Bunu yediğiniz zaman ne oluyorsunuz? Hasta oluyorsunuz. O hastalıklarla doktorlar ilgilene dursun. Biz hastalanmamak için ne yapalım? Kainat Şifahanesi'nden. Daha önce de anlatmıştım ama benim resimlerim kullanılarak yine böyle arkamda gördüğünüz gibi akasya türü bir ağaçtan olan aynı buna benzeyen yaprakları moringa bitkisinden bahsetmiştim. Evet. Fakat bir baktık ki onlarca sitede İşte zayıflamaya iyi geliyor. Sosyal medya bununla yıkılıyor. Sizin videolarınız, hiç alakanız olmayan birçok sitede, ben de kullanıcı olduğum için görüyorum sosyal medyada. Apır sapır birçok sitede videonuz var, sanki sizin ürününüzmüş gibi. Yani bugün biri aradı, çok ünlü bir gazeteci. Hocam dedi, senin dedi bir ürünün varmış, zayıflatıyormuş, 4 kilo yağ eritiyormuş, 8 kilo bunu yapıyormuş, göbek yağlarını falan. Nereden baktın diyorum. Reklamda dedi. Ya dedim, sen gazetecisin ya. Bir bak dedim, bu nerede böyle benle resmim var orada diyor. Efendim, asla aldanmayın. Bizim resmimiz ve seslerimiz kullanılarak bizim gibi daha pek çok sanatçının ve isim vermek istemiyorum. Yapılan bütün bu çalışmaların hepsi sahtedir. Kesinlikle bizimle ilgisi yoktur. Asla bunlara itibar etmeyin, sağlığınızdan olursunuz, zehirlenirsiniz. Ama biz size hakikaten moringa bitkisini tohumlarıyla burada size gösterdik. Şimdi biraz sonra da burada arkadaşlar getirsin oradan moringanın tohumunu ve ilk defa uzak doğudan sizin için getirdik. Şifalı Bitkiler kitabımızda moringa ile ilgili yaptığımız çalışmalarda Bursa'daki organik arazilerde bunun ekimini verdik. Gürsu'da inşallah şu an 1 yaşında tohumunu burada görüyorsunuz. Müthiş bir şey. Türkiye'de ilk defa bu tohumlar su temizlemeden tutun da daha pek çok sanayide kullanılan moringa tohumları, bunu da yiyerek kullanabiliyorsunuz. İşte Türkiye'de ilk defa hiçbir yerde göremezsiniz bakın. Çünkü hepsi sahte. Hepsi ne koyduğu da belli değil. Yine buradan işte moringanın da yaprağını aynen arkamızda gördüğünüz gibi ağaçtan yaprağını ve bunu biz toz halinde gördüğünüz gibi insanımıza bu tozu alıyoruz, kullandırıyoruz. Ve bunu ektik 1 yaşında. Antep Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi teşvik etti. O bölgelerde yetiştiriliyor. Herkes evinin bahçesine bir tohum diksin. Bakın, su temizlemeden, sanayi ürünü olarak kullanılmadan hakikaten pek çok, mesela kan yağlarının eritilmesinde, göbek ve karın yağlarının eritilmesinde, çay olarak içilmesi halinde müthiş bir şifası olduğuna dair pek çok çalışmalar var. Yani ben burada çıkarttım, şimdi vaktimiz çok sınırlı. Bununla ilgili olarak elimde burada var. Şöyle okuyalım. Son yapılan yabancı bir dergide bağırsak hareketlerini kolaylaştırmadan, mide ağrısından, emziren annelerin sütünü arttırmadan, cilt güzelliğinden, kansere karşı tümör oluşmasını engelleyici. Mesela içinde yine vitamin mineral yönden kalsiyum sütten çok fazla, C vitamini demir ıspanaktan 5-10 kat fazla, potasyum, protein, vitamin havuçtan fazla. Yine içindeki lif oranı itibariyle
dünyadaki en önemli. Zaten bizi de ilgilendiren bu lif bölümü. Çok büyük bir literatür var. Onun için siz aslı tohumu bu olan, yaprağı bu olan ve tozu da burada olan gördüğünüz bu moringa çayını her gün çorbanıza, çayınıza sıcak suya, salatalarınıza, yemeğinize atarak günde 3 defa kullanın. Bir ay içinde sağlıklı en az 4 kilo bu yağlı dokudan verebilirsiniz ama sahtelerine kanmayın. Çünkü moringa tek başına asla kullanılmaz. Kullanıldığı zaman bunun adı dünya literatüründe paspastır. Süngerdir moringanın adı. Çeker, 4 gün dışarıya çıkamazsanız hastanelere düşersiniz. Onun için bunun içine kullanırken çayın mısır püskülü, kabak çekirdeği gibi daha pek çok içine sinameki gibi daha bitkileri de funda, katarak biberiye, funda yaprağı, biberiye, dereotu, dereotu sarımsak, kabak çekirdeği gibi çayları da kullanarak içmenizi öneriyoruz. Birazdan videomuzda da göstereceğiz nasıl yapıldığını hocam. Yani bizim farkımız bu. Bizim tohumumuz da burada ektik, büyütüyoruz. Yaprağımız da burada. Toz tüm halimizde. Tüm safhaları denetimimizde. Hepsi denetimimizde ama biz neye cevaptarız? Bizim ürünlerimize cevaptarız. Yani bizim başka bir ürün reklamı orada kullanarak kesinlikle moringaları sağlığınızdan olmayın diye söylemek istiyorum. İşte size bir moringa çayı hazırladık. O videoyu da izleyelim. Hocam isterseniz son sözlerimizi de alalım. Videodan kapanışa doğru geçeceğiz. Evet. Ben hepinize sağlıklı bir yaşamın mümkün olduğunu, kaliteli bir yaşamın mümkün olduğunu, Allah'ın bize verdiği hastalıkların birer şefkat tokatı olduğunu ve her hastalığın bir çaresinin mutlak olduğuna inananlardanım. Bütün hayatımı buna vakfettim. Bununla da bu ülkenin dirilişine yeniden sebep olacağımıza inanıyorum. Çok sağ olun hocam. Şimdi sizlere sağlıklı bir kür getiriyoruz. Güzel bir çay. Evinizde muhakkak yapmanızı tavsiye ediyoruz. Nasıl yapıldığını, nasıl kullanıldığını izleyelim. Oradan sonra da size veda edeceğiz. Tekrarlarımızı izlemeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Moringa kürü sizin için ekranlarda şimdi. Son günlerin en popüler bitkilerinden birisi moringa. Moringa çayı, moringa tozu. Peki moringa ne? Evet, moringa hakikaten dünyanın pek çok, genellikle ılıman ülkelerinde yetişen, ağacından sapına, yaprağından köküne ve tohumundan dahi istifade edilen Allah'ın yarattığı mucize bitkilerden birisi. Peki şifa yönünü incelediğimizde moringanın protein değeri çok yüksek, içinde bulundurduğu amino asitler ve lif oranları itibariyle bedenimizdeki yağları absorplayıcı ve bağırsak sistemimizi çalıştırıcı özelliği yanında bedenimize destek olabilecek vitamin mineral yoğunluğu çok yüksek bir bitki. Bu bitkinin içinde kalsiyum, magnezyum, çinko ve diğer C vitamini yönünden, A vitamini yönünden mesela demir oranına baktığımızda bir diğer bitkilerle oranlandırıldığında 10-15 kat fazla değeri olduğu, C vitamini yönünde işte bir limon, portakal, narenci ürünlerinden yine 5-10 kat fazla C vitamini ihtiva ettiği. Ama bizim için en önemli olan daha böyle pek çok özellikleri var ama esas özelliği Çin'deki özel olarak bulunan sadece moringanın gördüğünüz bu yapraklarında bulunan ve burada da gördüğünüz gibi çay haline getirdiğimiz ve yine aynı şekilde toz haline getirdiğimiz bu moringa, toz haline getirdiğimiz bu moringa kullanım alanı itibariyle sadece çay olarak değil, çay olarak bunu evet buraya koyduğumuz moringayı gördüğünüz gibi demledik. Evet, böyle yaptığınızda şu an demlenmiş ve bunu çay olarak sadece moringa çayını içebileceğiniz gibi
toz olarak da bunu mesela burada gördüğünüz bir kefirinizin içine, bir çayınızın içine, bir salatanızın içine, bir çorbanızın içine, yemeklerinizin içine de birazcık bundan bu şekilde koyup karıştırmanız halinde bağırsaklarınızdaki birikmiş olan toksinlerin, fekerlerin atılmasında, kabızlık yaşayanlarda, bağırsak problemi yaşayanlarda, sindirim sistemi bozukluğu yaşayanlarda moringa çayının bir şifa olarak insanlığa sunulabileceğini ve her gece yatmadan bir bardak kefirin içine koyduğunuz moringalı karışımla daha kaliteli, sağlıklı bir hayat yaşayabileceğini sizlere hatırlatıyoruz. Afiyet olsun diyoruz.